Bülent Arınç da aslında kendi partisini eleştiriyor bir taraftan. Dedi ki biz olmaktan çıktık. Tekrar biz olmamız lazım dedi. Siz de daha önce AK Parti'de siyaset yapmış bir isimsiniz. Şimdi ben bunu dikkate 17 aldım. sene evvel. Eski de olsa bilirsiniz ama o şeyi tanıdığınız çoğu da Hepsini arkadaşınızdır onlar. tanıyorum tabii. Tanırsınız. Diyorum ki ne demek istiyor? AK Parti neydi? Ne oldu? Ve Bülent Arınç'a bu konuda hak veriyor musunuz? Bülent Arınç'ı ben ciddiye almıyorum. İnişleri çıkışlarıyla özellikle FETÖ ve FETÖ'nün aktif olduğu dönemlerdeki müzahir tavırları ve tutarsız tavırları dolayısıyla benim gözümden çok düşmüş bir insan. Kendisini ben Fazilet Partisi günlerinden, Refah Partisi günlerinden hatırlıyorum, tanıyorum. Son derece gayretli, çalışkan, demokrasiye inanan bir insan görüntüsü veriyordu. Tayyip Erdoğan'a muazzam bir destek verdi. Haklı bir destek verdi o günkü günlerde. Biz de kendisini çok takdir ettik. Meclis başkanlığı sırasında da çalışmalarını çok takdir ettim. Benim milletvekili olduğum süreçte kendisi meclis başkanıydı. Çok takdir ettim. Ama 2007-2010'dan sonraki süreçteki davranışlarını veya yalpalamalarını biraz artık siyasetten çekilmesi gerekiyor gibi şahsen değerlendiriyorum. Kendi takdiridir. Burada anlamakta zorlandığım şey şu. Kendisi AK Parti üyesi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı. Diyor ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu konuşmaları isim vermemekle beraber bunlar fitnedir diyor. Fitne dedi, evet. Şimdi fitneyse niye partinde tutuyorsun bu kişiyi? Bak Ümit Özdağ alıp diye çıkarıverdiler partiden. İyi Parti'den. Bir partinin içinde biri fitne çıkarmaya çalışıyorsa o partide niye tutuyorsunuz? Bu soruların cevapları yok. Şimdi bütün bunların sonucu Bir ne dakika, oldu diye. aslında bir danışıklı dövüş mü var burada? Hayır, öyle de demiyorum Ha. ki. Yani diyorlar ki yani Kontrolsüzlük. Erdoğan'dan habersiz söyleyemez diye. Bilemem yani, yok yani, olabilir, haberli de olabilir, danıştı dövüş de olabilir. Ama Bülent Arınç aklına geleni de bazen söyleyen, bazen susan, bazen söyleyen bir insandır. Tekrar söylüyorum. Meclis başkanlığı döneminde de gayet takdire şayan bir çalışma gösterdi. İyiydi yani. Gayet iyi bir meclis başkanıydı. Ondan sonra gelenlerle karşılaştırdığımızda İsmail Kahraman, hatta bugünkü duruma baktığımızda iyi bir meclis başkanı olarak görüyorum. Cemil Bey'le beraber. Şimdi onlar belki eski tecrübelerinden bu konuşma ihtiyacını hissediyorlar ama ben buna önem vermiyorum. Bunlar Türkiye siyasi hayatını ciddi etkileyecek konular değiller. Sonuç ne oldu? Sonuç çok basit bir şey oldu. Cumhur İttifakı iyice kenetlendi. Tayyip Erdoğan kerhen veya isteyerek iyice kenetledi. Devlet Bahçeli esti gürledi daha bu sabah, programın sabahında. Esti gürledi, dünyayı birbirine kattı, gayet sert bir konuşma yaptı. Kenetlendi Erdoğan da destek Cumhuriyeti. verdi ittifaka. Tabii yani o bakımdan kenetlenmenin haricinde bir netice yaratmadı. Ama halkta karşılığı var mı bu kenetlenmenin? Bunların hiçbirinin halktan alakası yok ki. Bu olup bitenlerin halktan alakası var mı? Ha şu olabilir. Yarın ki zannetmiyorum, ha, zannetmediğim halde söyleyeyim, çok az bir ihtimal, Bülent Arınç istifa edebilir partiden. Partiden istifa edip 20-30 milletvekilinden bağımsız bir grup kurar veya başka bir partiye giderse onun Türk siyasetinde bir etkisi olur. Onun haricinde hiçbir manası olmaz. Partiden niye istifa edeyim demiş son röportajında. Onu da ya işte yani bunların hepsi şey, cambaza bak gibi hadiseler sonunda. Tabii şimdi bu işin magazinsel kısmını konuşmak istemiyoruz. Biz Zanka TV olarak daha farklı taraftan bakıyoruz. Ama istifa eder mi etmez mi tartışmaları yapılıyor. Bütün kanallar bununla çalkalanıyor. Ben de Emin abiye, sevgili Emin abiye katılıyorum. İstifa ederse ne olur, etmezse ne olur Ederse ne bilmiyorum. olur, Memlekete etmezse ne olur. Faydası ne Yani olur bilmiyorum hiçbir ama. şey olmaz. Yani ne olur? Ümit Özdağ çıkarıldı İYİ Parti'den, ne oldu? İşte yani bir şey olmuyor ki. Bunlar hakikaten konunun şirazesini yerinden oynatacak, Türk siyasetini başka bir yere götürecek hamleler halinde değiller. Şimdi şuradan bakabiliriz olaya. Magazinsel taraftan değil de şimdi ciddi sorunlarımız var. Adalet Var. reformu falan deniyor. Ya Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş çıkışı
hani kendi dediği değil ama önemli bir tarafta. Önemli ama ona da tahammül yok. Önemli. Konuşmak yasak. Şimdi bir şeyler söylüyor Bülent Arınç. Hani reform diyoruz ya, adalet reform diyoruz. Ya kendi içlerindeki parti üyelerine bile neredeyse adam linç edildi bir tarafta. Yasak. Hatta sizin de bir söyleminiz vardı son yaptığınız röportajda, dikkatimi çekti. Bülent Arınç'a bu söylemlerinden dolayı terörist ya da FETÖ'cü gibi damgalar da vurulabilir. Tabii. Mi? Tabii. Nitekim konuşmalara... Nerede adalet reformu o zaman? Nasıl? Yok öyle bir şey. Ben zaten olacak demedim ki. Konuşmamızın başında adalet reformu olmayacak dedim. Olacak demiyorum, olmayacak diyorum. Sayın Bülent Arınç bu arada belki muhalefetin büyük bir kısmının karşı karşıya olduğu durumu anladı. Türkiye'de konuşmak ve fikir beyan etmek çok zor. Yasak demeyeyim ama çok zor. İktidara aykırı bir fikir söylediğiniz zaman iktidar partisinde de olsanız bu muameleye tabi kalıyorsunuz. Çok önemli oldu bu. Sayın Albayrak'ın dediği gibi çok önemli diyordu ya. Çok da önemli bir yorum oldu. Bunu şöyle açayım biraz. Zaten birazdan muhalefetin de ne durumda olduğunu konuşacağız. Şimdi Bülent Arınç bir taraftan şöyle bir iddia da var. Millet İttifakı'na göz kırptı. Ve Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Yani Abdullah Gül'ün olduğu yerde ben de olurum mu dedi diye Feriç'in daha dün konuşuldu. Bunlara hiç girmeyelim. Biliyorum bu magazin oldu biraz ama hani yani, daha dün konuşuldu bunlar Senat Türk'te falan. Nasıl konuşulmasın işte ondan cambaza bak dediğim o. Hmm. Yani Türkiye'nin bu kadar önemli konuları var. Avrupa Birliği'nden var, Amerika'yla var, dış politikada var, Doğu Akdeniz'de var, İsrail'de var, Filistin'de var. Bir parantez açayım. İsrail bugüne kadar mesela Suudi Arabistan'dan 100 milyar dolar tazminat talep etmek üzere, kanun geçirmek üzere. Niye biliyor musun? Hazreti Muhammed zamanında Medine'den sürülen Yahudilerin tazminatını istemek üzere kanun çıkartmaya kalkıyor. Böyle dünya böyle bir saçma sapan dünya. Saraç, yani Libya meselesi var. Yani her taraf yangın yeri, Türkiye'nin içi yangın yeri. 6 milyon Suriyeli göçmen var, kimse konuşmuyor. Tabii. Deprem meselesi İzmir dolayısıyla konuşuldu. İstanbul depremine alınacak önlemler yok oldu bitti. Koronavirüs yüzünden halkta bir tedirginlik var. Hı hı. Ekonomi çok büyük darbe yiyor. Biz de konuşuyoruz. Bülent Arınç ne demiş? Ne demiş, ne demiş ya? Şöyle açayım mı ben soruyu? Bir taraftan da Cemil Çiçek'in açıklamaları da var. O pek konuşmadı. O daha ciddi. Bakın kelime olarak ahlaktan bahsediyor. Tabii. O ahlak lazım çıkışındaki vurgu bu dediğiniz konular mı aslında? Olmaz mı? Biz ahlaksızız diyor ya. Cemil Çiçek niye ahlak lazım diyor? Evet. Çünkü ahlak yok diyor. Bizim evvela bir ahlak reformu yapmamız lazım diyen adam Türkiye'de meclis başkanlığı yapmış, Adalet Bakanlığı yapmış, Türkiye'nin en eski siyasetçilerinden bir tanesi. Adı bilinen bir suistimale hiçbir şekilde karışmamış bir adam çıkıyor diyor ki beğenirsiniz beğenmezseniz bırakın bu reform laflarını. Türkiye'de reform reform olmaz. Türkiye'ye şey lazım diyor. Ahlak reformu lazım diyor. Parti üyesi ha. AK Parti parti üyesi. Bakalım ne olacak? Peki şimdi... Bir arayış var. AK Parti'nin içi kaynıyor. AK yani. Parti'nin içi kaynıyor. Bir arayış var. Gelelim şimdi belki de en vurucu konulardan bir tanesine. Farkında mısınız? AK Parti'nin içinden AK Parti'ye yapılan eleştiriler... Muhalefetin AK Parti'ye yaptığı eleştirilerden daha çok gündem alıyor ve doğru. Enerjisi halka yansıyor. Ne kadar doğru söylüyorsun ha? Bu çerçevede biraz muhalefet konuşalım. Dün bir röportajda onu söyledim. Muhalefet tıp oynuyor diye. Tıp diye bir oyun vardı hatırlıyorsun. Evet. Konuşmayan bir oyun. Şimdi muhalefete baktığımızda iki tane, üç tane ana parti var diyelim. Bir tanesi CHP, bir tanesi İYİ Parti, bir tanesi HDP. Bunlar %10'un üzerinde olduğu düşünülen partiler. Onun haricinde de yeni kurulan partiler var. Ve kurulacak partiler var. Daha kurulacağını da daha evvel de söylemiştik. Daha çok evet. Parti kurulur diye kurulacak. Diyalektik öyle getiriyor. Şimdi özellikle CHP ve İYİ Parti'ye bakalım. HDP'nin çünkü özel ve çok tenkit edilecek tarafları var. Katiyen tasvip etmediğim bir PKK ilişkisi içindeler hala ve reddedemiyorlar onu. Onun haricinde CHP ve İYİ Parti'ye baktığımızda ben hayretle izliyorum bu iki partiyi. Neden? Siz muhalefetteyseniz, diyorsunuz ki muhalefette,
Arkadaş, AK Parti ve saray Türkiye'yi kötü idare ediyor. Diyorlar mı bunu? Evet. Diyorlar. Biz daha iyi idare ederiz diyorlar. Tavsiyelerde bulunuyorlar. O da doğru mu? Evet. Peki o zaman senin iktidara talip olup gelip yapman gerekmez mi? Seçimi kazanıp. Muhalefetin işi ne? Bizim bugünkü muhalefet sanki televizyonda program yapıyormuş veya gazetede sütun yazıyormuş gibi tavsiyeler veriyor. Ya dinlemiyorlar sizi. Dinleme ihtiyacı da hissetmiyorlar. Siz de orada dolanıp duruyorsunuz bir manada. Anlatabildim mi? Eğer sizin ciddi bir Türkiye iddianız varsa Süleyman Bey'in zamanında dediği gibi getirin sandığı milletin önüne demeniz lazım. Getirin sandığı milletin önüne. Millet size güven oyu verirse devam edersiniz. Güven oyu vermezse devam edemezsiniz. Biz geliriz iktidara. Çünkü bizim iddiamız var. Biz daha iyi idare edeceğiz diyorlar. Diyebiliyor mu bunu muhalefet? Diyemiyor. Valla ben bir milletvekilini röportaj yapmıştım. Telefonu da aramıştım Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Diyebiliyor mu dediniz ya şimdi. Sorduğumuzda diyoruz diyorlar. Nerede diyorlar? Ben kim duyuyor ya? Yani bunun bir sorun var. Problem yani enerjin halka yansımıyor. Hayır demiyorlar. İktidar karar alacak. Bizim iktidar çoğunluğumuz şey, karar alma çoğunluğumuz yok. İktidar alırsa biz hazırız diyorlar. Bunlar ayrı şey. Sen talep ediyormuşsun. Hayır etmiyorsun. Bir ürkeklik var üzerinde. Bir şey daha gelmek istiyorum. Bu dikkatle Sayın Devlet Bahçeli'yi dinledim. Gayet evet. Sert bir uslupla sert bir konuşma yaptı. Ve bu erken seçim isteyenleri de hainlikle suçladı. Bu konuşmasını ben yanlış olduğu kanaatindeyim. Neden olduğunu da kısaca anlatayım. Kendisini çok saygıdeğer bir insan bulduğumu da söyleyerek. Yani o çerçevede. Şimdi bizim bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güven oyu sistemimiz yok. Hatta bu konular konuşulurken Mehmet Uçum ve Burhanettin Kuzu bunları savunuyorlardı. Allah rahmet eylesin Burhanettin Kuzu'ya. Burhan Kuzu. Burhan Kuzu. İşte Burhanettin Burhan bir şey diyor. O çerçevede diyorlardı ki güven oyu 5 senede bir alınacak. Kardeşim güven oyu 5 senelik bir durum değil. Bu kadar süratli değişen bir dünyada. Güven oyu alınabilecek yani hala bugünkü yürütmeye şey var mı? Bunu görebilmek lazım. Ya hızımızı kesiyor diyordu. Rahmetli Burhan Kuzu. Ben kendisine sormuştum yayında. Daha ne güven oyu olsun diyor işte. 5 yılda bir. Güzel. Başkan gelir istediğini yapar diyordu. Güzel. Başkan geldi işte istediğini yaptı gördük. Kendi şeyini damadını Maliye Bakanı yaptı. 2 sene sonra ne olduğunu anlamadık. Değiştirdi. 180 derece rotayı çevirdi. Bir ara Şangay Beşisi diyor. İyi bakalım nedir Şangay Beşisi diyoruz. Sonra biz Avrupa'dayız diyor. Yani başımız dönüyor. Bu arada bir güven oyu mekanizması koyabilmek için somutta bir şey getirmek lazım. Bu 5 senelik dönem içerisinde ilk 3 sene içerisinde bir seçim yapılırsa o zaman Cumhurbaşkanı'nın süresi yanmasın, eklensin. Çünkü buradaki en büyük problemlerden bir tanesi şey konusu biliyorsun. Cumhurbaşkanı ilk kereden fazla aday olamaz meselesi. Evet. Bir daha aday olacak mı olmayacak mı konuşmaları yapılırken bir anayasa değişikliği yapılır ki bütün partiler buna evet diyebilirler. Denir ki yani referanduma gitmeden mecliste yapılır bu değişiklik. 5 senelik sürenin ilk 3 senesinde seçimler yenilenirse Cumhurbaşkanlığı seçimi ve meclis seçimi beraber yapılacak seçimler yenilenirse Cumhurbaşkanının süresi yanmaz. Sayılmaz süreye denir. Onlar da gitsinler bir güven oyu alsınlar. Yani bütün bu yapılanlar doğru mu gidiyor? Doğru gitmiyor mu? Görelim.